Şimdi Öğle Ana Haber'de bir özel yayınla karşınızdayız. Merak ettiğimiz sorular çok. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A uzaya fırlatıldı. Peki Türkiye'ye ne kazandırılacak ve tabii bunun dışında Çin'den gelen önemli bir anlaşma. Tüm bunları okumaya çalışacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bizimle birlikte. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sayın Bakan, yoğun tempolu bir gecenin ardından sizi burada ağırlıyoruz. Merak ettiğimiz sorular çok. TürkSat 6A ile başlayalım. Sabaha karşı başladı o yolculuk ve şu anda uydumuz tam olarak nerede? Merak edilen soru bu. Ve fırlatma sürecinde neler yaşandı? Özetler misiniz lütfen? Evet, tabii TürkSat 6A'nın Türkiye'de yerli ve milli olarak geliştirilmiş, üretilmiş ve nihayetinde artık uzayda olması Türk milleti için gerçekten bir iftihar vesilesi. Türkiye'nin aslında 40 yıllık bir hayali daha gerçeğe dönüştü. 80'li yıllarda rahmetli Özal Başbakanlığı döneminde Türkiye'nin gelecekte uydulara sahip olmasının hayallerini kurarken, planlarını yaparken ve yörünge haklarını teminat altına almaya dönük hazırlıklar, çalışmalar yürütürken bir yandan da Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde bir uzay araştırmaları merkezi kurulmasını sağlamış ve hayal etmiş, arzu etmiş ki Türkiye kendi uydularını geliştirebilen ülkelerden biri olsun. Malumunuz çok daha öncesinde aslında ondan 20 yıl, 15 yıl, 10 yıl öncesinde çok sayıda uydu uzaya gönderilmişti. 90'lı yıllarda maalesef Türkiye bu hedeflere erişemedi. Çünkü 90'lı yıllar Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarsızlık dönemiydi. Türkiye adeta 90'lı yılları heba etti. Dünyada bilgisayar devriminin, internet devriminin büyük bir hızla yaşandığı o dönemde Türkiye yüksek teknoloji yarışına dahil olamamıştı. Fakat 2000'li yıllarda Türkiye'de güçlü bir siyasi iradenin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya çıkmış olması ve milli teknoloji hamlesinin her alanda başlatılmış olması uydu teknolojilerinde de Türkiye'ye önemli kazanımlar getirdi. Önce Bilsat, sonra Rasat, sonra Göktürk ve nihayetinde İmece görüntüleme uydularını Türkiye adım adım yükselen bir yerlilik oranıyla geliştirmeyi, üretmeyi başardı. Biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılında İmece'yi metre altı çözünürlükle, yani yüksek çözünürlükle görüntü almamızı sağlayan elektrooptik kamerası dahil bütün kritik alt sistemlerini yerli ve milli olarak geliştirme sürecini tamamladık ve uzaya gönderdik. İşte bütün bu kazanımlar artık bir sınıf yukarıya çıtayı yükseltmeyi bizi yönlendirdi. Ve Türkiye 10 yıl önce başlatılan TürkSat 6A projesiyle haberleşme uydusunu yerli ve milli olarak geliştiren ülkelerden biri oldu. Aslında uydu teknolojilerinde A takımına girdik diyebiliriz. İlk 11'deyiz. Çünkü bunu başarabilen dünyada sadece 11 ülke var artık. İşte böyle bir başarı için TÜBİTAK, Aselsan, TUSAŞ, SİTEK ve TürkSat ekipleri gerçekten uzun yıllar süren muazzam bir gayret ortaya koydular. Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı, beşeri sermayesi bu projenin gerçekleşmesini mümkün kıldı. Ama bunun yanında Türkiye'de kritik altyapıların kurulmuş olması da bizi bu başarıya taşıdı. Türkiye'de kendi uydularımızın hem fırlatma koşullarına hem uzay şartlarına hazır olduklarını teyit etmeye dönük tüm test süreçlerini kendi imkanlarımızla gerçekleştirebiliyoruz. TUSAŞ kampüsünde Ankara'da Uydu Sistemleri Entegrasyon Test Merkezi USET bütün uzay koşullarının ve fırlatma şartlarının simüle edildiği imkanları bize sunuyor. Bu imkanlar bizde olmasa biz bu testleri yurt dışında gerçekleştirmek durumunda kalırdık. O vakit geliştirdiğimiz uydulara ilişkin aslında yurt dışına bir bağımlılık taşıyor olurduk. Aynı zamanda bazı dönemlerde yurt dışındaki bu test altyapılarından yararlanabilmek için sıra beklememiz, dolayısıyla zaman kaybetmemiz sonucu ortaya çıkabilirdi. İşte hem beşeri sermayemizle, nitelikli insan kaynağımızla, hem kritik altyapılarımızla artık yerli ve milli haberleşme uydularını geliştirebilecek, üretebilecek noktaya geldik. Tabii büyük bir heyecandı bizim için dün gece yaşadığımız. Gece 00:20 olarak aslında planlanmıştı fırlatma. Fakat hava koşullarının uygunluğu beklendi ve nihayetinde gece 2:30'da bu fırlatmayı gerçekleştirdik. Aslında milletimiz uzayla ilişki düzeyi yükseldikçe bu fırlatmaların da tehirlerine daha alışık hale geldi. Biliyorsunuz ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın gerçekleştireceği misyon da
daha önce ertelenmişti. Fakat çok şükür bu kez erteleme bir gün sürmedi ya da daha uzun sürmedi. Yaklaşık... Bu ertelemeler sırasında ne hissettiniz Sayın Bakan? Tabii biz bunun heyecanını duyduk. Ben özellikle çalışma arkadaşlarım olarak gördüğüm hem TÜBİTAK'ta hem TUSAŞ, Aselsan, SİTEK'te bu projeye katkı vermiş ve dönem dönem proje değerlendirme toplantılarında bir araya geldiğimiz ve bir ilki başarmanın heyecanını taşıyan mühendislerimizin heyecanına ortak oldum. Kendimi 10 yıldır bu projenin bir bileşenine emek vermiş bir mühendisin yerine koyarak bu heyecanı taşıdım aslında. TürkSat 6A çok yüksek yerlilik oranına sahip. Uydunun tüm kritik yazılımlarını biz kendi imkanlarımızla geliştirdik. Uçuş bilgisayarlarını kendi imkanlarımızla geliştirdik. Güç dağıtım düzenleme birimlerini, tepki tekeri, yıldız izler gibi bileşenlerini, elektrikli itki sistemi gibi bileşenlerini yerli ve milli olarak geliştirdik. 23 farklı türde ekipmanı 84 adet yerli olarak geliştirerek TürkSat 6A uydusunda konumlandırdık. Ve bugüne dek az önce bahsettiğim test altyapısında 396 çevresel ve fonksiyonel testi tamamladık. Ve yaklaşık bir ay önce uyduyu buradan yola çıkardık ve fırlatmanın gerçekleşeceği Amerika Birleşik Devletleri'ne Cape Canaveral üstüne gönderdik. Ve bir aydır da arkadaşlarımız uydunun roketle bütünleşmesini ve nihai hazırlık süreçlerini tamamlamış oldular. Tabii ertelemeler bir yandan giderek sabırsızlık taşıdığımız, bir yandan da heyecanın yükseldiği anlar oldu. Ama nihayetinde dün gece 2.30'da başarıyla fırlatma gerçekleşti. Sonra ne oldu? 35. dakikada aslında uydu yaklaşık 1100 kilometreye erişmiş oldu ve roketten ayrıldı. Yani 35. dakikadan itibaren Ay Yıldızı bayrağımızı taşıyan TürkSat 6A uydusu artık uzayda tek başına. Uzay vatanda tek başına. Uzay vatanda tek yerli başına. Ve milli olarak evet. Bu da önemli. 90'lı yıllardan bugüne gelen serüveni evet. Anlattınız. Hali hazırda 5 haberleşme uydumuz uzayda aktif olarak kullanılıyor. TürkSat 6A 6. haberleşme uydusu olarak ama ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz olarak bunlara dahil olacak. Şimdi bir eliptik yörüngede hali hazırda uzayda yolculuğunu sürdürüyor. En beri yani dünyaya en yakın olduğu nokta 300 kilometre mesafede. En uzak olduğu nokta yaklaşık 70 bin kilometre mesafede. Ve bulunduğu noktaya göre hızı değişmekle birlikte 28 bin kilometre bölü saate yükselen hıza sahip olduğu anlar var. Dün 67. dakika itibariyle uydudan ekiplerimiz ilk sinyali aldılar. Avustralya'daki bu misyon kapsamında kiraladığımız yer istasyonuna bulunduğu konum gereği ilk sinyali uydudan almış olduk. Ve ondan bir saat sonra uydudaki kimyasal itki sistemine ilk komutu gönderdik ve itki sistemindeki bir vanayı gönderdiğimiz komutla açmış olduk aslında. Ve sabaha karşı sabah saatlerinde Türkiye saatiyle sabah saatlerinde 5.24'te en önemli aşamalardan biri gerçekleşti. Uydunun güneş panelleri kapalıydı fırlatma esnasında. Güneş panelleri açıldı yine bizim verdiğimiz komutla. Bütün bunlar aslında adım adım Türkiye'yi uzay liginde yükselten aşamalar. A takımına geçtiğimizi söylüyorsunuz evet. Özellikle haberleşme alanında. Bu anı tek tek izlemek gerçekten çok müthiş. Biz tabii TürkSat 6A uzaya fırlatıldı diye biliyoruz ama siz an be an gelişmeleri takip ediyorsunuz ve A takımına doğru ilerlediğimizi söylüyorsunuz. Şimdi her biri o kadar kritik evet, ki. Evet nasıl olacak? Bu aşamaların her biri o kadar kritik ki. Allah korusun güneş panellerini açamamış olsaydık uydumuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretmesi mümkün olmazdı. Dolayısıyla en az 15 yıl görev yapmasını hedeflediğimiz uydumuzun bu görevi icra etmesi olanaksız hale gelirdi. Uyduda hali hazırda 9 kilowattlık bir enerji kapasitesi var bu güneş panelleri sayesinde. Hali hazırda çok fazla enerji tüketmiyor ama bizim enerjiye ihtiyacımız olacak. Çünkü önümüzde en az 15 yıl sürmesi planlanan bir ömür var. Tabii önümüzdeki günler çok kritik olmaya devam edecek. Yarın öğle saatlerinde Türkiye saatiyle saat 13 civarında uyduda ilk ateşlemeyi yapacağız. Bu çok önemli çünkü ilk kez TürkSat 6A'nın fırlatmasıyla birlikte biz yörünge transfer işlemlerini kendi ekiplerimizle gerçekleştiriyoruz.
Uydu hali hazırda az önce ifade ettiğim gibi 300 kilometre ile 70 bin kilometre arası mesafedeki bir eliptik yörüngede. Ama uydunun nihai varacağı ve görev icra edeceği yörüngede aslında 35.786 kilometre mesafede ve bir dairesel yörünge olacak. Dolayısıyla mevcut bulunduğu yörüngeden 5 kez ateşlenerek adım adım nihai yörüngesine taşınacak. Bütün bu yörünge hesapları bizim mühendislerimiz, bizim araştırmacılarımız tarafından yapılıyor. Ve nihayetinde bu ateşlemelerin her birini de bizim araştırmacılarımız yürütüyor ve yönetiyor olacaklar. Ve nihayetinde 11. gün itibariyle bu ateşlemelerin tamamlanmasını hedefliyoruz. Ve artık TÜRKSAT 6A'nın yeryüzünden, bizim bulunduğumuz yerden 35.786 kilometre mesafede dairesel yörüngesine varmış olmasını amaçlıyoruz. Daha sonra yörünge testlerine geçilecek. Halen uydu tam anlamıyla faaliyetine başlamayacak ve yaklaşık 3 ay bu yörünge testleri devam edecek. Ama inşallah bu yıl içerisinde nihai olarak 35.786 kilometre irtifada ve 42 derece yörüngesinde görev icra etmeye hazır şekilde TÜRKSAT'a geliştirici TÜBİTAK, ASELSAN, SİTEK, TUSAŞ takımı tarafından uzayda teslimat gerçekleşmiş olacak. Bu muazzam bir tecrübe. Türkiye'nin BİLSAT'tan, RASAT'tan, GÖKTÜRK'ten, İMECE'den sonra şimdi böyle bir daha sofistike, daha karmaşık bir yüksek teknoloji platformu geliştirmiş olması ve bu ana kadar Türkiye'de geliştirilmiş, üretilmiş en yüksek değere sahip yüksek teknoloji ürününü üretmiş olması muazzam bir başarıdır. Bakınız, tek başına 200 milyon doların üzerinde değere sahip bir platformdan bahsediyoruz. Bu muazzam bir başarı. İnşallah bu Türkiye'ye büyük kazanımlar getirecek. Türkiye bir uydu ihracatçısı haline gelecek. Sadece kendi uydularını geliştiren, üreten bir ülke olmanın ötesinde dünyaya uydu ihraç edebilen bir ülke olacağız. Bu aslında hali hazırda 600 milyar dolara gelmiş küresel uydu ekonomisinden Türkiye'nin yüksek pay alması demek. Daha fazla pay alabilmesi demek. Kalkınma yolculuğumuza yüksek teknolojiyle ivme kazandırmamız demek. Ama bunun yanında elbette bir haberleşme uydusundan söz ediyoruz. Bu uydunun kapsama alanı çok önemli. Daha önceki uydularımızın kapsama alanı dünyada 3,5 milyar insanın yaşadığı coğrafyayı kuşatıyordu. Şimdi TÜRKSAT 6A ile birlikte özellikle Güneydoğu Asya'da Hindistan, Endonezya, Tayland, Malezya gibi ülkelerin bulunduğu coğrafya haberleşme uydularımızın kapsama alanına girmiş oldu. Ve yani toplam 5 milyara yakın insanın yaşadığı coğrafyaya artık Türk haberleşme uyduları erişim sağlıyor olacak. Bu yeni ticaret fırsatları demek ama aynı zamanda yeni stratejik kazanımlar demek. Tüm bu yönleriyle gerçekten tarihi bir anı dün geceden itibaren yaşamaya devam ediyoruz. İnşallah bunun devamı gelecek. Ekiplerimiz yepyeni projelerle milletimizin yüzünü güldürmeyi sürdürecekler. Sayın Bakan, yerli ve milli güçlerimiz gerçekten bizi çok etkiliyor. Yarın da saat 13 ilk ateşlemenin önemli olduğunu söyleyelim. Ve sizin de altın çizdiğiniz konu çok önemli. 3,5 milyardan 5 milyara gerçekten geniş bir yelpaze. Şimdi siz dün akşamdan itibaren bu heyecanı yaşıyorsunuz. Ve bunun dışında Alper Gezer Avcı'da da bir heyecan yaşamışsınız. İlk astronot. Ve orada ilk tepkiniz... Adam gitti olmuştum. Dün akşam ne oldu Sayın Bakan? Şimdi orada tabii çok farklı bir heyecandı. Yani içinde bir vatandaşımızı taşıyan bir roketin bir de o fırlatmaya ben orada şahitlik ettim ki muazzam bir alev topun üzerinde o roket büyük bir cüsseyle yükseldi. Çok gerçekten öyle bir söz dökülmüş dilimden. Dün tabii ateşlemeyi biraz daha ekranda Ankara'dan takip etmiş olduk. TÜRKSAT yerleşkesinden, o gazi mekandan bir geri sayım yaptık ve Bismillah ateş diyerek o heyecanı finale erdirmiş olduk. Tabii gerçekten Allah'a hamd ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her geçen gün Türk tarihinde önemli kilometre taşı niteliğinde olan adımlar atmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip ediyor. Tabii bu ekiplerimizin, arkadaşlarımızın yoğun gayretiyle, alın teriyle, akıl teriyle mümkün oluyor. Bu çalışmalar başkalarının size hediye edeceği çalışmalar değil. Size doğrudan para ödeseniz sunacakları, öğretecekleri işler de değil. Bunlar
güçlü bir iradenin arkanızda durması sayesinde ve adım adım alın teri dökerek, akıl teri dökerek, emek vererek elde edebileceğiniz kazanımlar. Ama inşallah geri dönüş yok. Her bir kazanım yeni hedeflere taşıyor bizi. Ben şimdiden hem bundan sonraki uydu projelerinin hem de Ay misyonunun heyecanını duyuyorum. Gerçekten önemli. Bir de Bismillah diyerek o 15 yıllık yolculuğa çıktığını söylüyorsunuz ama yine aynı şekilde bu Türkiye için de az önce söylediğiniz gibi büyük önem taşıyor. Haberleşme alanında alanımız genişliyor ama tabii yerli ve milli gücümüz için de bir alan artık ortaya çıktı değil mi? Bu alan içinde önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacaksınız muhtemeldir ki. Elbette öyle. Yani sivil kullanımın yanında savunma sanayinde de uydular önemli ölçüde kullanılıyor. Bizim şu anda en kritik savunma sanayi unsurlarımızın başında gelen insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımız uydu haberleşmesi imkanına sahipler. Evet. Bu da aslında yeryüzünde kurulu antenlerden çok daha ötede fırsatlar, imkanlar doğuruyor. Kimi zaman çok zor coğrafyalarda insansız hava araçlarımızın görev yapmasını sağlıyor. Örneğin geçtiğimiz ay İran'da yaşanan helikopter kazası neticesinde helikopterin yerinin bulunmasında hatırlarsanız Türk insansız hava aracı Akıncı görev yapmıştı. Ve Akıncı'nın o görevi icrasında uydu haberleşmesi önemli bir rol oynadı. Çünkü çok sert bir coğrafyada bir uçağın haberleşmesinin sağlanması uydular sayesinde mümkün oldu. İşte bütün bu coğrafi genişleme, Türk haberleşme uydularının kapsama alanının yeryüzünde genişlemesi aslında Türkiye'nin stratejik kuvvet çarpanının daha ileri düzeye yükselmesi demek. Şimdi stratejik kuvvet çarpanını Çin üzerinden devam ettirelim isterseniz. O da önemli bir nokta. Çünkü Aralık ayında Çin'e bir ziyaretiniz oldu. Otomotiv firmalarıyla görüştünüz ve Çinli elektrikli araç üreticisi BYD Türkiye'ye 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacak. Bu yatırım önemli. Altını çizmemiz gerekiyor bir kez daha. İmzalar da atıldı. Bunun ekonomiye katkısı ne olacak? Süreç nasıl ilerleyecek? Bunun ardında daha yeni anlaşmalar gelebilir mi? Sayın Bakan, nasıl okuyalım bu anlaşmayı ve tabii sonrasını? Evet, gerçekten artık bir güne 24 saate birden fazla büyük adım sığıyor Türkiye'de. Sizin de ifade ettiğiniz gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin yönetim kurulu başkanıyla Türkiye'de yatırıma yönelik bir anlaşma imzaladık. İfade ettiğiniz gibi Aralık ayında bir Çin ziyaretimiz olmuştu. Hem Çin hükümetinin bakanlarıyla hem de Çin'de özellikle yeni nesil araçlar ve batarya teknolojilerine yönelik çalışan önemli firmalarla bir araya gelmiştik. Bu ziyaretimiz kapsamında toplantı gerçekleştirdiğimiz firmalardan biri de BYD'ydi. Hı hı. BYD gerçekten küresel düzeyde dikkat çeken bir marka. Geçtiğimiz yıl 3 milyon 100 bin araç üretmiş bir markadan söz ediyoruz ve sadece yeni nesil enerjili araçlar üretiyorlar. Yani dizel benzinli araçlar üretmiyorlar. Sadece hibrit araçlar ve elektrikli araçlar üretiyorlar ve bu alanda en yakın rakibinin 2 mislinden fazla üretim kapasitesine erişmiş bir markadan söz ediyoruz. Ve bütün bu başarısını da Ar-Ge kabiliyetine, teknoloji geliştirme kabiliyetine borçlu olan bir markadan bahsediyoruz. Çünkü ziyaretimizde de öğrenmiştik ki 110 bin mühendisiyle her gün 32 patent ortaya çıkaran bir marka BYD. Çok önemli. Bu tabii büyük bir kabiliyet. Biz bu kabiliyetin Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle, Türkiye'nin üretim altyapısıyla buluşmasını çok arzu ettik. Ve Aralık ayından bu yana BYD ile çok yoğun ve yakın bir diyalog içerisinde olduk. Peşi sıra karşılıklı ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirdik ve nihayetinde dün Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda BYD Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte de bu anlaşmayı imzalamış olduk. Tabii biz şunu önemsiyoruz. Bütün sektörlerde Türkiye yüksek teknolojiyi hedeflemeli ve teknolojide dönüşümü adresleyen işleri önceliklendirmeli. Bizim zaten çok güçlü bir otomotiv sanayimiz var. Türkiye'de 13 marka üretim yapıyor. Bunların 8'i küresel markalar. Türkiye'de bir yılda üretilen otomobil sayısını AK Parti iktidarları döneminde 300 binden 1 milyon 400 bine yükseltmişiz. Bunlar güçlü yanlarımız. Ama bunun yanında önümüzde yeni fırsatlar ya da tehditler var.
Eğer dönüşümü yakalayamazsanız karşınızda duran fırsatlar tehdide dönüşebilir ve sanayinizin ve ihracat potansiyelinin kaybolması tehdidiyle, tehlikesiyle karşılaşabilirsiniz. Ki otomotiv sektöründe de büyük dönüşüm yeni nesil elektrikli araçlarla birlikte aslında hayatımıza girmiş oldu. Biz yılda 35 milyar dolar ihracat yapan ve ihracat lideri olan otomotiv sektörümüzde bu dönüşümü yakalamayı öncelikli bir amaç olarak tespit ettik. Ve bunun yanında iki şeyi daha çok önemsedik. Bir, Türkiye'nin artık bir milli markası olması lazım. Yani evet, Türkiye'de farklı oyuncular var ama mutlaka bir milli markayla bu yarışa dahil olmamız lazım dedik. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Türkiye'nin otomobili TOK yollara çıkmış oldu. Gerçekten de TOK doğuştan akıllı ve elektrikli otomobil olarak bu yarışta bir milli şampiyon olma iddiasıyla yollara çıktı. Ve biz de TOK'u ilk gününden itibaren güçlü şekilde destekledik. Desteklemeye de devam edeceğiz. Bunun yanında önemli bir hedefimiz daha vardı. Bir yeni markayı daha Türkiye'ye getirmeyi amaçlıyorduk. En az bir tabii. Bunun devamının da gelmesini istiyoruz. Yani istiyoruz ki Türkiye'de evet 300 binden 1 milyon 400 bine geldik. Ama çoğunlukla mevcut markaların kapasite artışlarıyla sektör büyüyor. Yeni oyuncular ve yeni teknolojilerin sektöre girmesi aslında sektörün toplam potansiyelini daha ileri noktaya taşıyabilirdi. Zaten dünkü tweetinizde de yakın diyaloglarımızı sürdüreceğiz diyorsunuz ve Türkiye'nin Ar-Ge merkezinde 1000'den fazla çalışanı bulunan noktaya dikkat çekiyorsunuz ve diyorsunuz ki bundan sonrası için de yeni yatırımlar hızlandırma çalışma diyorsunuz. Öyle, çünkü Türkiye'nin sosyal medya hesabınızdan yaptığınız açıklamada. Türkiye'nin muazzam bir potansiyeli var. Yani Türkiye nitelikli insan kaynağına sahip. Çok genç, dinamik, çalışkan, üretken, verimli bir iş gücümüz var bizim. Bu bölgede başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir avantaj. Muazzam bir coğrafi konumumuz var. Ve bu coğrafi konumun ihracat potansiyelini tetiklemesi adına da son 20 yılda muazzam altyapı yatırımları yaptık. Karayolu yatırımları, demiryolu yatırımları, liman yatırımlarıyla ülkemizin küresel pazarlara erişim olanağını çok ileri düzeye taşıdık. Avrupa Birliği Gümrük Birliği'nin üyesiyiz. 23 ülkeyle daha serbest ticaret anlaşmamız var. Bu yönüyle Türkiye küresel pazarlara açılmak isteyen markalar için bir köprü niteliğinde. Türkiye'nin sahip olduğu sanayi altyapısı, organize sanayi bölgelerimizin sunduğu fırsatlar, aynı zamanda sektörlerde kurmuş olduğumuz tedarik ağı aslında yeni markaların Türkiye'ye yatırımı için muazzam potansiyeller barındırıyor. İşte bize düşen bu potansiyellerle yatırımcıları bir araya getirebilmek. Bize düşen Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim vurguladığı yatırımcı dostu bir yaklaşımla hareket etmek. Bu anlayışla 6 ay süren müzakerelerde BYD ile birlikte çalıştık ve nihayetinde hepimiz için sevindirici bir noktaya geldik. Şimdi ne olacak? En az 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi, bir fabrika kurulmuş olacak ve yüksek yerli katma değerle üretim yapılacak. Yani araç bileşenlerinin de büyük kısmı Türkiye'de üretiliyor olacak. Bunun yanında bir Ar-Ge merkezi kurulmuş olacak. Yeni nesil araç teknolojileri Türkiye'de geliştirilmeye devam edecek. Ve bunun yanında gelecek adına da bir büyüme projeksiyonu hazırlanacak. İstiyoruz ki daha yüksek kapasitelere de birlikte erişelim. Ve inşallah en az 5000 kişiye doğrudan ve bunun birkaç misli kişiye de dolaylı istihdam fırsatı da sağlanmış olacak. Tabii bütün bunlar Türkiye'nin otomotiv sektöründe dönüşümünü de hızlandıracak ve hem mevcut markalarımız hem yeni markalar artık Türkiye'de çevre dostu, düşük emisyonlu ya da sıfır emisyonlu araçlar üretme konusunda daha yüksek motivasyona sahip olacaklar. Hali hazırda görüşmelerimiz devam eden başka markalar da var. Onlarla da inşallah benzer haberleri hızla milletimize sunmak için gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu işler emek istiyor, takip istiyor. Yılmadan, yorulmadan koşmak gerekiyor. Çok şükür ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizim çalışma kültürümüz, tüm ekip arkadaşlarımızın çalışma kültürü milletimize iyi haberler sunabilmek adına
durmaksızın çalışmayı gerektirir. İnşallah biz de bu anlayışla gayretlerimizi sürdüreceğiz. Sayın Bakan, bu sektörde yeni adımlar da gelebilir bizden dediniz. Bunun için de çalışmalar devam ediyor dediniz. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Türkiye'nin bir köprü olduğunu, olacağını da belirttiniz. Ama tabii tüm bu süreçte az önce şöyle bir satır arasında altını çizdiğiniz ama kalın çizgilerle devam etmemiz gereken bir nokta var. TOG. TOG'un bu tabloda etkisi nedir acaba? Şimdi TOG yeni nesil bir elektrikli araç olarak yollarda, akıllı bir araç olarak yollarda ve ben bir TOG kullanıcısı olarak da açıkçası çok mutluyum. Her geçen gün yeni versiyon güncellemeleriyle de muazzam bir kullanım konforu sunuyor ve milletimiz tarafından çok beğeniliyor. Tabii TOG'un önümüzdeki yıl başında yeni modelinin çıkması heyecanla bekleniyor. Yeni model de bildiğiniz gibi teknoloji fuarında tanıtıldı. Evet. Tüketici elektroniği fuarına her yıl TOG katılıyor Las Vegas'ta ve bu yıl orada TOG'un yeni modeli dünyaya tanıtılmış oldu. Bir önemli hedefimiz de TOG'un ihracat adımını atması. TOG'u inşallah ihracata hazırlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sadece Türk pazarında araç satmak bizi küresel marka yapmaz. Mutlaka ihracat pazarlarında da güçlü olmamız lazım. Biz TOG ekipleriyle çok yoğun ve yakın bir diyalog içindeyiz. Onların bütün bu süreçlerini destekliyoruz. Ama daha önümüzde çok yol var. Yani ben her zaman şunu vurguluyorum. Evet, bu ana kadarki mucizevi bir başarı hikayesidir belki. Ama toplam yol 100 basamaksa biz ancak 3 ya da 4. basamaktayız. Yani evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bu süreç ateşlendi. Fabrikanın temelleri atıldı. Fabrika tamamlandı. Araç geliştirmesi tamamlandı. Tüm testlerden başarıyla geçildi ve nihayetinde TOG yollara çıktı ve yollarda ilk yılını tamamlamış oldu. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Yeni modellerle, yeni teknolojilerle TOG bu yola devam edecek ve biz de her daim milli şampiyonumuz, milli markamız TOG'un yanında olmayı sürdüreceğiz. Bizim derdimiz Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi yapmak. Milli şampiyonumuzla, dünya şampiyonlarıyla bu ligin kalitesini yükseltmek, bu ligin niteliğini yükseltmek. Bundan Türkiye kazanacak. Türkiye yeni teknolojilerin üretim üssü olacak, yeni teknolojilerin geliştirildiği merkez olacak. Ve biz hep birlikte şahit olacağız ki bu konuda Avrupa'dan daha hızlı hareket edeceğiz. Ve TOG'la birlikte aslında attığımız adım bu yeni nesil araç teknolojilerine yönelik dönüşümü çok hızlandırdı. İnşallah bu küresel yatırımlarda bu hıza yeni ivmeler kazandıracak ve Türkiye başkaları bu alanlarda neler yapacağı konusunda kararsızlıklar yaşarken kararlı şekilde yoluna devam edecek ve rakiplerinin önüne geçme imkanına kavuşacak. Sayın Bakan, yatırımlar Türkiye için büyük önem taşıyor. Şöyle bir yelpazeyi son bölüme doğru toparlarsak, TürkSat 6A diyoruz, yerli ve milli gücümüz. Tabii bunun dışında yerli ve milli silahlarımız var. Gücün de az önce sizinle bir kez daha konuştuk. O İran'daki olayda nokta atışıyla belirlemesi Akıncı'nın. Ve tabii TOG, şimdi Çinlilerin gelmesi, yeni yeni unsurların Türkiye'ye gelmesi. Bu yatırımlarla birlikte memleketimizde nasıl bir yol, nasıl bir strateji belirleyeceğiz? Ve bu strateji bizi nereye taşıyacak Sayın Bakan? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız sıklıkla ifade ediyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve belki buna Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bir de icat vurgusu ekleyebiliriz. Çünkü gerçekten Türkiye artık başkalarının taklitçisi bir ülke değil. Türkiye artık teknoloji bir yerlerde gelişsin, daha sonra buraya gelsin diye bekleyen bir ülke değil. Türkiye yeni teknolojilerin geliştirildiği bir ülke ve muazzam bir Ar-Ge ekosistemine sahip, 100'den fazla teknoparkıyla, 10 binden fazla teknopark şirketiyle, 1600'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkeziyle adeta bir Ar-Ge ve inovasyon ordusu kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Ve inanın bizim küresel yatırımcılara sunduğumuzda onların en çok etkilendikleri yönümüz de budur. Bakınız, evet coğrafi konumumuz çok kıymetli. Evet yaptığımız anlaşmalar çok kıymetli. Ama nihayetinde bütün bunların kökü insandır. İnsan kıymetidir, insan kaynağıdır, beşeri sermayedir. Ve bizim en önemli işimiz beşeri sermayeyi geliştirmek. Göreceksiniz işte artık Teknofest'lerde başarılı olan evet. takımların dünyada katıldıkları yarışmalarda da ipi nasıl göğüslediklerini, nasıl görüyoruz, ay yıldızlı evet. bayrağımızı en yükseğe çıkardıklarını görüyoruz. Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen ve dünyanın en iyisi kabul edilen üniversitelerden takımların katıldığı bir yarışmada bizim Vefa
roket takımımız, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin VEFA roket takımı birinci olmayı başardı. Buralardan yepyeni teknoloji girişimleri doğacak ve Türkiye yüksek teknolojiyi rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen ve kendi kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli teknolojilerle karşılayabilen bir ülke olarak yoluna devam edecek. Aynı zamanda da bütün bu kabiliyetler Türkiye'nin yatırımcıların gözdesi olmasını beraberinde getirecek. Sayın Bakan, sadece merak, o kadar güzel açıkladınız ki Türkiye'nin teknoloji serüvenini her alanda. Ama tabii siz bunun içindesiniz sürekli. İşte uzaydı, uzay vatandı, TOGG'du, her alanda içindesiniz. Bu da olsun dediğiniz, yüreğinizden geçen bir şey var mı? Bunu da manşet olarak alalım sizden. Yani her alanda hedeflerimiz var. Tabii malumunuz bir sanayi ve teknoloji stratejimiz var, bir kalkınma planımız var ve nihayetinde bu hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Ama şunu açıklıkla ifade edeyim. Hiçbir alanda başkalarının bizden daha üstün olmasını kabul etmeyeceğiz, bunu kabullenmeyeceğiz. Önümüzde bir yapay zeka devrimi var. Aslında önümüzde demek de belki çok doğru değil, bir yapay zeka devriminin içindeyiz. İnşallah o alanda da Türkiye kendi milli teknolojisini geliştirecek, kendi yapay zeka çözümleriyle dünya sahnesinde yerini alacak. Bütün bunlar bizim çabamıza ve başlattığımız projelerin devamlılığına bağlı, istikrara bağlı. İstikrar olursa, başlatılan projelerin kararlı şekilde arkasında duran bir irade olursa, bütün bunlarda bizim başkasından eksik bir yanımız yok. Bakın dünyada bilgi artık evvelki haliyle mukayese ettiğimizde daha demokratik. Evet. Herkesin bilgiye erişim imkanı daha mümkün. Yeter ki eriştiğiniz bilgiyi değere dönüştürebileceğiniz bir iklim olsun. Bir ekosistem inşa edilmiş olsun. Biz başka ülkelere baktığımızda onların insan kaynağının bizimkinden daha üstün olmadığını çok net görüyoruz. Ama eksik kaldığımız bir şeye odaklandığımızda görüyoruz ki ekosistemde bir açığımız var. Ama işte son 20 yılda o ekosistemi, o iklimi, o altyapıyı hamdolsun Türkiye muazzam bir hızla inşa ede geldi. Ve inşallah bu hızı hiç yavaşlatmadan, hiç kaybetmeden bu yola devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, efendim çok uzun ama çok önemli ve sıcak bir gecenin ardından. Bir son noktayla söyleyeyim mi? Buyurun Sayın Bakan. Dün TürkSat fırlatması esnasında sahnede ifade ettim. Sizin sorunuza da cevabın son cümlesi olmuş olsun. İnşallah gün gelecek. Kendi roketleriyle kendi uydularını uzaya gönderen bir ülke olacak Türkiye. İnşallah diyelim ve ümitle bekliyoruz. Bu strateji devam ettiği takdirde teşekkür ederiz Sayın Bakan bizlerle birlikte olduğunuz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Özel yayınımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere efendim.